Burada bizimle birlikte olduğunuz için öğleden sonra akşama yakın saatlerde teşekkür ederiz. Ben Doktor Ayşe Arman, Doktor Baran Balcan'la, Doçent Doktor Baran Balcan'la birlikte panel tarzında, soru yanıt tarzında sunumumuzu yapacağız. Sohbete başlamadan önce ee, özellikle Future Healthcare e, ekibine Başla Çağlar Bey olmak üzere tekrar teşekkür ederim. E, çünkü bu e, panelin, e, kongrenin de e, bu seneki ismi Energy of Collaboration e, Baran hocamla beni bir araya getirdi bir çok. kere. Her şeyden önce o açıdan da çok önemli. Çağlar Hocam'ın her zaman kapsayıcı, dahil edici ve yeniliğe açık yaklaşımı bizi buluşturdu. Güzel. Ben bu açıdan çok mutluyum Marmaralı olarak. Burada da Marmaralı öğrencilerimiz var. Tıp fakültesi öğrencilerinin de katılımına açık olması açısından tekrar teşekkür ederim. Ee, şimdi sohbetimize geçebiliriz diye düşünüyorum. Ee, i̇lk soruda tele sağlık tarihçesi hakkında neler söyleyebilirsin Baran hocam? İlk ne zaman ve nerede ortaya çıktı? Şöyle aslında tele sağlık dünyada bundan yaklaşık 40 yıl kadar önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmış bir sağlık hizmetidir. Temel amacı sağlık hizmetinin ulaştırılamayacağı bölgelerde dünyanın ücra köşelerinde sağlık hizmetini mümkün olduğunca ulaştırmak amacıyla organize edilmiş bir sistemdir. Dünya tarihçesi yaklaşık 40 yıl öncesine dayanmaktadır. Pandemiye kadar geçen süre zarfında batılı ülkeler tele sağlıkla ilgili hizmeti bir şekilde sağlamışken bizim gündemimize tele sağlık aslında daha çok öncesinde çeşitli kurumların hazırlıkları olmuş olmasına rağmen pandemiyle beraber girmiştir. Evet, e, tele sağlık bizim ülkemizde e, daha çok pandemi ve ardından herhalde e, evet. gelen bir şey. Peki kullanım olarak ne zaman başladı? Yani daha aktif kullanımı? Aktif kullanımı esasen dediğim gibi pandemiyle beraber başladı. Hı. Pandemi döneminde özellikle özel sağlık kuruluşları e, tele sağlıkla ilgili yatırımlarını yaptılar ve sağlık hizmetine o dönemde insanlara ulaştıramadıkları noktada e, tele sağlık hizmetine başladılar. E, bu çok basit e, akıllı telefon aplikasyonlarından tutun e, karmaşık e, birebir yüz yüze görüşme platformlarına kadar hı hı. E, gelişmiş e, farklı sistemlerle kişilere ülkemize sunuldu Evet. evet. Hemen ben kendi içinde bulunduğum deneyimi kısaca paylaşabilirim. Çocuk psikiyatristi olarak Sağlık Bakanlığı'nın e, işbirliğinde hazırlanmış olan özel çocuklar destek sistemi dediğin gibi telefona indirilen bir uygulamaydı. Ve aileler uygulamaya kaydolduktan sonra özellikle zihinsel engel ve otistik e, çocukları olan aileler e, Sağlık Bakanlığı üzerinden hizmet alabiliyordu. Biz de gönüllü olarak katılmıştık ve Pandemi döneminde çok faydalı bir e, çalışma oldu bu. 5 bin, 6 bine yakın aileye biz yarımşar saatlik e, ondan görüşmelerle hizmet verebildik. Benim için de çok önemli bir deneyim oldu. E, o açıdan e, özellikle e, pandemi döneminde biz bunu tecrübe etme fırsatı bulabildik. Evet. Tabii hemen ardından gelen soru o sırada da benim dikkatimi çekmişti. Sağlık Bakanlığı mevzuatı olarak ne zaman tanımlandı? E, nasıl bir süreçten geçti? Çünkü çok basamaklı bir tabii. süreç. Ee, Sağlık Bakanlığı bu konuda gerekli adımı attı. Özellikle bakan yardımcımız Şuayp Bey e, hmm. düzeyinde ve hmm. onun ekibi e, bu hususta gerekli yatırımları yaptılar. E, altyapıyı mümkün olduğunca hazırlamaya gayret gösterdiler. E, Doktor Enabız diye bir sistem oluşturdular. E, ama pandemi de tabii ben de pandemi hastanesinde o zaman aktif çalışan bir göğüs hastalıkları hekimiydim. E, bunun üstünde çok duramadık. Daha çok hastaları hayatta tutma mücadelesini veriyorduk biz hekimler olarak sağda. E, dolayısıyla tele sağlık ekibi tele sağlık hizmeti devlet nezdinde çok fazla kullanılamadı. Doktor Enabız diye bir sistem vardı. Ee, ve yaklaşık pandemideki bir buçuk yıllık süre içerisinde 50 bin civarında görüşme yapılmıştı bu sistemde. Pandeminin başlangıcında telesağlıkla ilgili yönetmelik hazırdı ama dediğim gibi mücadele başka bir noktada olduğu için bu yönetmelik ancak e, Şubat 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Ve daha sonrasında bu yönetmelikle ilgili kurumlar gerekli hazırlıklarını Şubat 2022 tarihinden sonra başladılar. Yani o zaman pandemi döneminde hatırlıyorum bizim erişkin psikiyatrisi, çocuk psikiyatri de kullanılmadı ama... ...erişkin psikiyatrisinde kullandığı o e-nabızın e içinde, e-doktor evet, evet, e, e, şeklinde. E-doktor, yani, e-nabız diye yani, bir sistem. Bir nevi, nevi ön hazırlık gibi olmuş oldu değil aynen mi? Aynen öyle. Aslında hmm. işin pilot çalışmasını bir nevi e, kamu... Bununla beraber gerçekleştirdik. Evet, evet. Peki şu ana kadar bakanlığa kaç kurum kuruluş başvurdu? Nedir bunun basamakları? Şöyle. E evet. Tele sağlıkla ilgili bir hizmet verebilmeniz için öncelikle bir tele sağlık platformunuzun olması Hı -hı. lazım. Bu bir yazılım platformudur. Siz bakanlığın zaruri şartlarını karşılayan platformu oluşturduktan sonra Sağlık Bakanlığı'na gidip burada başvuruda bulunuyorsunuz. Hı -hı. Oradaki heyet bunu denetledikten sonra diyor ki evet bu platform bizim istediğimiz kriterlere uymaktadır ve tele sağlık hizmetini vermesinde bir sakınca yoktur. Basamağın birinci aşaması burası oluyor. Ee, buraya gelmeden önce baktım. Şu anda sistemle kayıtlı 52 tane tele sağlık platformu var. Bakanlık tarafından 52, onay almış. 52 öyle mi? Evet. Hmm, evet. Evet. Yani oldukça yüksek bir sayı aslında. Öyle. Evet. Ama tabii mevzuat biraz karışık. Karışık değil de basamaklı diyelim. sizin TeleSağlık platformu almanız teleSağlık hizmeti verebileceğiniz anlamına gelmiyor. TeleSağlık hizmetini ancak sağlık kuruluşları verebilir diye bir mevzuat söz konusu. Yani ben doktorum, teleSağlık platformum var. Evde oturup teleSağlık hizmeti verebilir miyim? Hayır. Benim bir sağlık kuruluşuyla işbirliği içerisinde olmam lazım ve bu hizmeti ancak bu şekilde verebiliyorum. Bunun için de teleSağlık platformunu aldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruyorsunuz. İl Sağlık Müdürlüğünden yetkililer geliyor hastanenizi, sağlık kuruluşunuzu değerlendiriyor denetliyor ve diyor ki evet bu Hı -hı. sağlık kuruluşu tele sağlık hizmeti verebilir. Hı -hı. O noktadan sonra onay aldıktan sonra ancak tele sağlık hizmeti verebiliyorsunuz. Evet, o zaman benim anladığım 52 kuruluş varsa başvuru yapan bir e, denetim süreci de olması gerekecek bunun değil tabii mi? Ki. Bir takip, denetim. Tabii ki. Yani e, nasıl kullanılıyor değil mi? O Aynen belli öyle. tüzüğüne ya da yönetmeliğine göre. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. evet. E, bir de tabii bu tele sağlıkla birlikte çeşitli yenilikçi teknolojilerin de eklemlendirilmesi var bu Sürece Mesela neler olabilir bunlar? Hangi teknolojik altyapılar eklenebilir ya da kullanılabilir? Ee, şöyle tele sağlık birazdan sunumumda da bunlardan Hı -hı. söz edeceğim. Tele sağlık platformuna sadece bir online görüşme, akıllı telefon aplikasyonu gibi sadece yüz yüze görüşme şeklinde yaklaşmak çok doğru olmuyor. Çünkü hasta muayenesi, e, hastanın hikayesinin alınması, hastayla ile görüşme fizik muayene, laboratuvar ve çeşitli tetkikleri içerisinde bulunduran bir evet. sistemdir. Tek başına görüşerek evet bazı şeylere karar verilebilir ama giydirilebilir sağlık teknolojileriyle bunu ileri aşamalara taşıyıp e, hizmetin daha doğru şekilde verilmesi gerekmektedir diye düşünmekteyim evet. ben. Ee, sunuma geçelim mi? Nasıl yapalım? İsterseniz sunuma Değil mi? geçelim. Hazır böyle ben... bir daha hani konuyu ayrıntılandırmışken evet, daha ee, da fikir verebilir dinleyiciler için. Evet. Ben dediğim gibi hocam tanıttı Coach Healthcare yani Coach Üniversitesi ve Amerikan Hastanesi bünyesinde tele sağlık direktörü olarak çalışmaktayım ama aynı zamanda göğüs hastalıkları doçentiyim ve Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hasta da görüyorum. Tele sağlığı kendi klinikleri görüp ee, tele sağlıkla ilgili bu remote teknoloji dediğimiz giydirilebilir sağlık teknoloji cihazlarını da kliniğimde kullanmaktayım. Eee, biz tele sağlıkta nasıl bir hizmet vermekteyiz? Eee, bir aplikasyon ürettik. Mevzuatta gerekli olduğu gibi bu aplikasyonla 7 24 bir sağlık hizmetine başvurduk. Ve bunun dışında 7 24 bir acil danışma hattı kurduk. İstediğiniz zaman bu platforma üye olan kişiler ücretsiz bir şekilde bu danışma hattından faydalanabiliyorlar. Sonrasında çeşitli paketler ürettik. Ödenecek ücrete, verilecek hizmete göre kişiler bu paketlerden faydalanabiliyor. İçerisinde 7 24 ulaşabileceğiniz her branştan uzman doktorunda olduğu, sadece dahiliye ve pediatri hekimlerinin olduğu, sadece acil ve aile hekimleri, acil uzmanı ve aile hekimlerinin olduğu bir ekosistem oluşturduk. Ekosistem oluşturmak neden önemli? Tele sağlık sadece ben hastayı gördüm, muayenesini uzaktan bir remote teknoloji cihazıyla yaptım ve ondan sonra gerekli tedaviyi uyguladım. Bununla sınırlamak çok mümkün olmuyor. Bu hizmet için biz yaklaşık 2-2,5 yıllık bir emek verdik. Aklımıza gelen her soruya cevap bulmak için uğraştık. Ve o cevapları hazır hale getirdikten sonra evet bizim şu anda bu durum içimize sindi ve tele sağlık hizmetini verebiliriz dedik. Tele sağlık hizmetiyle ilgili en büyük bariyerin hastaları ikna etmek, yani kullanıcıları ikna etmek olduğu düşünülüyor. Ama işin içerisine girince bunun çok gerçek olmadığını görüyorsunuz. Hastalar, kullanıcılar buna hazır ama esas hazır olmayan kısım hekimler. Çünkü hekimlerin aklında en ufak bir soru işareti olursa bu hizmeti vermekten çekiniyorlar. Dolayısıyla biz de şunu yaptık. Dedik ki biz evet bu hizmeti vereceğiz ama ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili de bir ekosistem oluşturacağız. Ne gibi? Ben göğüs hastalıkları hekimiyim. Hastayı gördüm. Hastayı muayene ettim cihazımla uzaktan ve bazı şeylerden şüphelendim kan tahlili istiyorum. O zaman evde bakım ekibiyle mutlaka bunu bir araya getirmek lazım diye düşündük. Ve evde bakım ekimi de bizim tele sağlık ekosistemine dahil ettik. Onun dışında işte radyoloji gibi yapılabilecek bazı tetkikler, akciğer filmi vesaire varsa bunları ekledik. Uzaktan tedavi uygulamak istiyorsak yine evde sağlık ekibinde hemşire ve acil tıp teknisyenleriyle bu hizmeti vermeye çalıştık. Örnek veriyorum hastayı gördüm nabzı 170 kan oksijen değeri 70'lere düşmüş. Evet sizin biraz kanınızda oksijen düşmüş kalbinizde hızlı atıyor deyip bırakmayacaksınız. Tabii ki bu hastaya bir sağlık hizmeti ulaştırmak zorundasınız. Dedik ki biz tele sağlık hizmeti vereceğimiz yerlerde ambulansımızı acil hizmetlerimize devreye sokacağız ve lüzum halinde o hastayı gerekirse alıp hastaneye getireceğiz. Bu sistemi Türkiye genelinde bir ortak da kurduk. Birazdan ondan bahsedeceğim. Aksa sigorta ile anlaştık ve özel sistemde özel sektör dahilinde bu sistemi oluşturduk. Evet. Coach Health Care bundan az önce söz ettim, bütün sağlıkla ilgili uzaktan alabileceğiniz, danışmanlık hizmetini alabileceğiniz, laboratuvar tahlillerinizi takip edebileceğiniz, size bugüne kadar yazılan ilaçları en az entegrasyonuyla görebileceğiniz, bütün tahlil tetkiklerin içerisinde bulundurduğu, aileniz ve bireylerinizle ekleyebileceğiniz bir sistemdir. Böyle bir görüşme platformu ve bizim yabancı hastamız, görüşen hekimimiz de bir üroloji hekimimiz. Bunun çeşitli e, alt grupları var. Sağ tarafta gördüğünüz akıllı telefon aplikasyonu hastaların telefonlarına indirdiği ve kullandığı. Burada gördüğünüz bizim masaüstü bilgisayardan kullandığımız doktor aplikasyonu. Bu da admin panel bizim teknik IT ekibimizin e, uygulamaları değiştirdiği ve yönlendirdiği parça. Burada gördüğünüz kendi Koç Healthcare platformu dahilinde bazı remote teknoloji cihazları entegre ettik. Ben tabii göğüsçü olduğum için akıl hemen işte solunum fonksiyon testine gidiyor. Sol üst tarafta bir solunum fonksiyon testi, sağ üst tarafta solunum fonksiyon testi cihazı var. Onu ekledik. Resmet arkada altta gördüğünüz bir uyku apnesi cihazı. Bunu yine Koç Healthcare platformuna ekledik. Onun dışında Widings diye bir markayla anlaştık. Uzaktan bütün sağlık verilerini, nabzı, tansiyonu, transdermal şeker ölçümünü takip edebilen bir cihaz bunu ekledik. Ve istediğiniz herhangi bir akıllı e, aplikasyonu olan e, saatle e, entegre edebiliyorsunuz. Şimdi bizim tele sağlık hizmetini verdiğimiz dokomatif cihazımız Taito denilen bir cihaz. Bu cihaz İsrail menşeli bir cihazdır. Ben bunu pandemi hastanesinde o dönemde Covid zamanında çalışırken televizyonda görmüştüm. Ne kadar güzel bir cihaz demiştim. İsrailliler bu cihazı pandemi öncesinde üretmişler. Bütün ihtiyacı olan hastaneye gelmesinin mümkün olmadığı kişilerin evinin kapısına bırakmışlar ve demişler ki siz bu cihazı kullanın. Siz hastaneye gelmeyin. Biz size geleceğiz demişler ve hastaların muayenesini bununla gerçekleştirmişler. FDA onayı olan bir cihaz. Birazdan klinik çalışmalarından azıcık değineceğim, söz edeceğim. Ve Türkiye'de bir sağlık cihazını kullanabilmeniz için mutlaka CE onayının olması lazım. E, o onayı da mevcut olan bir cihazdır. Türkiye'de biz bu cihazın distribütörlüğünü Koçelt Care olarak aldıktan sonra çeşitli mevzuatsal zorluklarla karşılaştık. Öncelikle ÜTS kaydının yapılması lazım. Türkiye'de kullanacağınız her sağlık cihazının mutlaka bakanlıkta tescilinin olması gerekiyor. Onun dışında platformla entegrasyonu gerekiyordu. Onunla ilgili e, hadiseleri tamamladık. En bu tarafta gördüğünüz de, sağlık verilerinin korunması. Türkiye'de mevzuat olarak sağlık verilerinin yurt dışına çıkışı yasaktır. Buna net bir şekilde uyulması gerekmektedir. Uyuluyor, uyulmuyor. Onlar soru işareti başka bir platformun tartışma konusu. Ama biz şöyle yaptık. Dedik ki, Tayto ile konuştuk. Bizim bu verileri Türkiye'de tutmamız lazım. Sizin verileriniz İrlanda'da bir bulutta tutuluyor. Türkiye veri koruması açısından dünya çapında güvenli ülkeler listesinde olmadığı için genelde bu tür firmalar Türkiye'de verilerin tutulmasına karşı çıkıyorlar. Birkaç aylık tartışmanın, daha doğrusu görüşmenin ardından kendilerini ikna ettik ve koç sistem dahilinde bir veri merkezi oluşturduk. S3 Server'ın içerisinde biz bütün hastalarımızın datasını tutmaktayız ve hiçbir şekilde yurt dışına bu veriler gitmiyor. TaitoCare ile neler yapabiliyoruz? Şimdi öncelikle ben kendim de bir akademisyen olduğum için, bir dolu cihaz geliyor, hocam biz şöyle bir cihaz ürettik, şunu yaptık, bunu yaptık, ee, şu, şu fonksiyonlara sahibiz, şu laboratuvar değerlerini görüyoruz, hastanın nabzını takip edebiliyoruz, ritim bozukluğunu görüyoruz. Benim ilk sorduğum soru şu oluyor, klinik çalışmanız var mı? Çünkü klinik çalışma bu işin ispatı. Tay şu anda kadar literatürde var olan 6 tane klinik çalışması var. Bunların önemli bir kısmı çocuk hastalarla yapılmış çalışmalardır. En önemlisi de JAMA, akademisyenler bilir en kıymetli dergilerden bir tanesidir ve burada yayınlanmış bir çalışma. Toplam 700 hasta üzerinde yaptıkları çalışma ve bu çalışmanın ardından zaten FDA'ye onay almışlar. Biz de bu açıdan bu cihaz bize ilk geldiğinde bana fikir sorulduğunda e, güvendik ve yolumuza devam ettik. CytoCare'in neyi var? Bir beyin kısmı var en solda gördüğünüz. Otoskop aparatı var. Orta kulakta kulak zarına kadar görüp değerlendirebiliyorsunuz. Stiteskop aparatı var. Kalp ve akciğer seslerini dinleyebiliyorsunuz. Ve Aveslang aparatıyla nazofarenksi, postnazal akıntısını asıların görebiliyorsunuz. Ee, kalp muayenesi yapılabiliyor. Kalp atış hızını görüyorsunuz. Kulak muayenesi, akciğer muayenesi, boğaz muayenesi, ateş ölçümü, cilt muayenesi ve karın muayenesi bağırsak seslerini dinleyebildiğiniz bir cihaz. Ben iç hastalıklı üzerine göğüs hastalıkları uzmanlığı yapmıştım. Aynı zamanda yoğun bakım hekimiyim. Bunlar benim gerçekten uzaktan işimi büyük ölçüde çözebilen e, cihaz özellikleri. Burada gördüğünüz hastalıkların hepsinin tanısını, teşhisini ve takibini yapabilmekte. E, şimdi tıbbi teknoloji cihazlarının bir handikapı var. İnternet çekiyor mu? Bulunduğunuz yerde internet var mı? Bu cihazı üretirken de bunu göz önünde bulundurmuşlar. Ben belki dağın başındayım, belki tekneyle seyahatteyim, belki köyün, bir ücra köşesindeyim ve internetim çekmiyor. O noktada siz offline muayene yapıp e, hem yapay zekayı kullanıp yönlendirilebiliyorsunuz. Offline muayenenizi yapıp internetin çektiği ya da telefon hattının çektiği bir noktada verilerinizi hekiminize ulaştırabiliyorsunuz. Bunlar gerçek görüntüler. Şu görülen e, kulak zarı görüntüsü en sağ tarafta olan. E, cihaz akıllı bir cihaz. ideal görüntüyü verene kadar... Kulak zarı görüntüsünün etrafındaki yeşil halka kırmızı olarak devam ediyor. Siz ideal görüntüyü yakaladığınız anda yeşile dönüyor ve doktora o noktadan sonra yolluyor. Akciğer ve kalp seslerinin yapay zeka onayı var FDA'den. Bu sesleri dinledikten sonra sende bronşit var, sende astım var, sende KOAH var şeklinde ayrımları yapabilecek kapasitede iyi muayene yapabilen bir cihaz. Çeşitli farklı kullanımları var. Bunları geçeceğim. Şimdi tele kullanım alan önerileri nelerdir? Tele kapsamı çok geniş. Dünya Sağlık Örgütü'nün tarif ettiği tarım tanım çok önemli. Ne diyor? Sağlık hizmetinin ulaştırılmasının zor olduğu ya da sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çeken hastalar. Bunlara mutlaka bu hizmet bir şekilde verilmeli. Teknolojinin böyle olduğu bir noktada bu hizmeti vermek oldukça kıymetli. Baktığınız zaman yatalak hastalar Yaşlı ileri geriatrik popülasyon, Dünya Sağlık Örgütü 65'ten 75 hatta 85'e çekmeyi planlıyor şu anda geriatri tanımını. Yaşlı, yaşlı hastalar telesağlık hizmetinin en önemli kullanıcılarından bir grup. Peki bizim ülkemizde nasıl kullanım alanları söz konusu olabilir? Bakanlıkta çok ciddi ilişkiler içerisindeyiz. Tele sağlık hizmetini birlikte verebilmek. Bakanlığın özellikle Taito Care cihazını da kullanarak tele sağlık görüşmesine muayene opsiyonunu ekleyerek hizmet nasıl verebiliriz diye çeşitli senaryolar ürettik. Bunlardan bir tanesi konteyner kentler. Malum çok büyük bir felaket yaşadık geçen yıl, bu yılın başında ve konteyner kentlerde tele sağlık hizmeti çok kıymetli olabilir. Benim pek çok doktor arkadaşım mecbur hizmet döneminde buralara atandılar ama sağlık hizmeti vermek sadece hekimin gitmesi anlamına gelmiyor. Oradaki teknik şartlarında yeterli olması lazım. Dolayısıyla burada e, Taito Care cihazıyla ve tele sağlık e, platformlarını bir araya getirerek e, tele sağlık hizmeti vermek gibi bir planımız var. Bunun dışında 112 aciller, 112 ambulanslarının Orada da aktif yöneticilik yapmış bir olarak söylüyorum. Önemli bir kısmında e, doktor bulunmaz. Genelde acil tıp teknisyeni ve hemşirelerle bu hizmet verilir. Bunların içerisinde yine muayene ile ilgili herhangi bir cihaz, bu tayt olur, başka bir cihaz olur, eklenerek merkeze yer alan doktora muayene verileri ulaştırılarak daha kapsamlı kıymetli bir sağlık hizmeti verilebilir. Aile hekimlikleri, benim asistanlığımın ilk yıllarında aile hekimliği mevzuatı geldi. Pratisyen hekimler yani sağlık ocağı hekimlerinin hepsi aile hekimliğine e, devşirildi. Ve normalde köylerde sağlık ocaklarına bir hekim olurken artık bu sistem bozuldu ya da ortadan kalktı diyelim. Ne oluyor? Hekim merkezde oluyor. Günün belli dönemlerinde daha doğrusu haftanın belli günlerinde köylere ziyaret gerçekleştiriyor. Örnek veriyorum ben ilçedeyim. E, benim 10 tane köyüm var. 10 gün her birini ya da ikişer, ikişer tanesini dolaşarak e, buraları ziyaret gerçekleştiriyorum. Bu demektir ki en az 4-5 gün hiçbir şekilde hekim oralara gitmiyor. Orada gerekli tele sağlık sistemi oluşturularak mutlaka bu orada yaşayan insanlara sağlık hizmeti vermek mümkün olur diye yine bakanlıkta ortak geliştirdiğimiz bir proje var. Tıbbi sağlık kullanım alanlarından bir tanesi iş yeri hekimliği alanı. İş yeri hekimliği şu anda Türkiye'de şu şekilde yapılıyor. sizin bir sağlık probleminiz var mı diye size iş yeri hekiminiz arıyor. Yok diyor. Tamam diyor. Geçer diyor. 6 ayda bir muayene eğer siz başvurmazsanız genelde bu şekilde yapılıyor. Madem bu şekilde telefondan yapılacak aslında mevzuat gereği yüz yüze yapılması gerekmektedir diye çok net belirtiyor. Ama gerçek hayatta mevzuatlar bazen birbirine uymuyor. O zaman yine burada tele sağlık hizmeti verilerek e, hastaların daha doğrusu sağlıklı olan bu kişilerin muayenesi e, rutinlerde gerçekleştirilebilir. Tele bir diğer kullanıcı alanı da çocuk hastalardır. Ben ve eşim doktor olmamıza rağmen çocuğumuzun gece yarısı ateşi çıktığında bazen panik diyebiliyoruz. biliyoruz. E, bir uzman pediatriste ulaşmak isteyebiliyoruz. O noktada yine tele sağlık hizmetini kullanıp, remote teknolojilerle bunları bir araya getirip, çocuk hastaları için tele sağlık hizmeti verilebilir. Ee, az önce söz ettiğim klinik çalışmalardan birkaç tanesinin şöyle bir sonucu var. Diyor ki o çalışmalar, tele sağlık hizmetini buna benzer bir cihazla bir araya getirdiğiniz vakit, %20 ile %50 arasında e, hastane başvurularını azaltabiliyorsunuz. Evet, ciddi operasyon gereken hastalıklar için Herhangi bir şey yapamazsınız. Belki 20 sene sonra onlar da yapılabilecek. Ama rutin, basit, dahili muayene ile çözebileceğiniz sorunlar için hastane başvurularını ciddi şekilde azaltabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok kıymetli bir hizmet olduğunu düşünmekteyiz tele sağlık hizmetini. Çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı da bir sunum oldu. Bir de böyle gelecekten haber gibi oldu değil mi? Hani pandemide evet. televizyondan hani İsrail'de böyle bir alet var bunu kullanıyorlar biz niye kullanmıyorum derken kullanmayalım bunu Aynen. hizmete sokmak ve de çok çeşitli alanlara dahil edilebilir diye düşünüyorum kendi branşım adına zaten hep konuştuğumuz zihinsel engelli otizm tanılı evden çocuğunu çıkaramayan ailelerin çocuklarının pediatrik hastalıkları için başta olmak üzere çok anlamlı olabilir ve çok faydası olabilir yani beraber sağlık kurulunda çalıştık seneler boyunca. Evet. E ee, insanların hani heyet raporlarını almak için e, o kurulda mecburen çok da yoğun başvuru olduğu için çok uzun süreler beklediklerini biliyoruz. Yani birçok mağduriyetin yoğun olduğu alanda e, çok faydalı olabilir. Bir kere hani %20 %50 hastaneye gelişi azaltıyor demek. E, bence kullanım evet. verimliliği açısından da çok önemli. Çünkü bir e, teknolojik e, hizmet işe yarar olabilmesi için kullanılabilirliğinin, sürdürülebilirliğinin olması gerekiyor Kesinlikle. benim anlayabildiğim kadarıyla bu okumalarda. Peki bu kadar olumlu şeyin yanında bir takım çekinceler de olabilir mi? Hani dezavantajları var mıdır ya da kullanımda zorluklar olabilir mi? Onlar neler olabilir? Bence şöyle oluyor. En büyük zorluk bir kere hekimin kendini güvence altında hissetmemesi oluyor. Diyor ki ben hastayı göremiyorum. Göremediğim bir hastayı uzaktan muayene etmek ya da sadece onunla uzaktan görüşerek sağlık hizmeti vermek benim başıma bela olur mu? Hmm. Hekim bunu düşünüyor, özellikle şu anki hukuksal sistemi düşündüğünüz zaman düşünmek zorunda zaten. Ama e, Türkiye'de tele telesağlık şu anda resmiyete kavuşmuş bir hizmet. Hı hı. Dolayısıyla siz mevzuatın gerekliliklerini yerine getirdiğiniz vakit hekimlerin sahip olduğu e, özel sigorta şirketleriyle bu hususta konuştuk. Mesleki zorunluluk sigortası ayaktan başvuran hastada neyi karşılıyorsa hı hı. sizin tele telesağlık hizmeti verdiğiniz noktada da onu karşılıyor. Telesağlık hizmetinde e, platform onayı almış firmalar bilir. Siz hastadan bir onam alıyorsunuz öncelikle ve bu onamda şu cümle geçiyor. Bu kesinlikle ve kesinlikle hastanede yapılan muayene ile eş değer değildir. Siz tele sağlık hizmetinde zaten bir şüpheye düşüyorsanız, ben şu anda yaklaşık %20-25 hastamı tele sağlıkta görmekteyim, şüpheye düştüm. Bunun uzaktan çözülemeyeceğine inandığım noktada iki tane opsiyonu sunuyorum. İsterseniz biz size ambulans yollayalım, sizi hastaneye getirelim ya da siz bir sağlık kuruluşuna başvurun. Bunların e, tabi maddiyatı vesairesi onlar buranın konusu değil. E, ama e, tele sağlık hizmetindeki en önemli husus hekimin durması gereken noktayı bilmesidir. Dolayısıyla evet. bunu bilirseniz aslında çekineceğiniz hiçbir şey yok. Evet, hasta ve hasta yakınları açısından baktığımda da benim benden alınan bu veriler nasıl korunuyor, nasıl kullanıyor, ne kadarını izin veriyorum? Öyle bir soru akla gelebilirdi ama sen yanıtladın onu. Zaten başta... Bu e, teknolojiler kullanıldığı sırada e, kabul edilmiş oluyor Aynen değil öyle. mi? Bu veriler Aynen. uygun bir biçimde saklanmaktadır, korunmaktadır. Ve de bir limiti aştığında da ben fiziki olarak muayene e, göreceğim zaten. Kesinlikle. Yani bunu en başından biliyor. Evet. evet. Kurumunuzda e, ne kadar uygulanıyor? Yani hayata ne kadar geçirildi? Şöyle, e, kurumda e, tabi burada dürüst konuşacağım. Evet. Bu iş için iki yıldır emek veriyoruz. Hmm. Son altı aydır e, aktif olarak kullanabilir hale geldik. Nedeni dediğim gibi karşılaştığınız bariyerler. Hmm. E, özellikle hekim bariyeri çok e, kuvvetli oluyor bu noktada. Ama şunu anlattık. Siz bununla sağlık problemlerinin tamamını çözmek zorunda değilsiniz. Hayatınızı kolay, kolaylaştıracak ne varsa o. Ben mesela göğüs hastalığı kliniğinde nasıl yapıyorum? İlk muayeneyi mutlaka yüz yüze yapıyorum. Hastayı görüyorum, değerlendiriyorum. 10. gündeki kontrol muayenesinde eğer rutinde giden bir hastaysa diyorum ki bana uzaktan bağlanın, ee, uzaktan görüşelim, ben hı hı. sizi sorgulayayım. Eğer imkanınız varsa da bizim muayene cihazımızı temin edin, hı hı. gerekirse muayenenizi de belli aralıklarla yapayım. Ee, bu noktada e, verileri buraya gelmeden önce topladım, Eylül ayı içerisinde %21 hastama. E, tele sağlıkta görmüşüm. Daha ha. doğrusu %21 muayenemi evet. tele sağlıkta gerçekleşti. Devam eden şeylerdi evet. değil mi? takip Bunların değilim. tamamı kontrol ha. hastası. Evet, güzel. Bu benim hayatımı şöyle kolaylaştırıyor. Benim hastalarım birazcık yaşı ileri hastalar, kronik hastalıkları olan kişiler. Kendileri mobilize olurken zorlanıyorlar. Yakınları da onları mobilize edip hastaneye getirirken zorlanıyorlar. E, dolayısıyla e, hayatını kolaylaştıran bir şey ve memnuniyet yüzde %100'e yakın. Mutlaka bir anket yapıyoruz öncesinde ve sonrasında. Önce check-in var. Bu sistemleri basit kurmak lazım çünkü eğer bir refakatçisi yoksa e, ileri yaş kişilerin teknolojiyi kullanıp bu sisteme adapte olması çok kolay olmayabiliyor. Mümkün olduğunca basit olması gerekiyor ama ben memnun olmayan keşke hastaneye gelseydim şeklinde hiçbir geri dönüş almadım. Şimdi evet yakadır. hayat kalitesine katkısı çok yüksek diye tahmin evet. ediyorum değil mi? Hani İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şeyden bahsetmiştin. Hani bir e, sağlık kuruluşuna gittiğinizde park etmek ayrı bir efor gerektiriyor. Evet. Mesela onun olmaması değil onun mi? Onun olmaması. Evet. evet. E, kurum içerisinde geldiğiniz zaman hastanede sıra beklememek evet. ne olursa olsun özel hastane olsa bile e, sıra bekliyorsunuz, yoruluyorsunuz. Hı -hı. E, artı e, şimdi özel sağlık sektöründe çalışan insanlar bilir. E, şu anda özel sağlık e, sistemini ayak tutan şeylerden bir tanesi yabancı hasta. Hı hı. ve yaklaşık yüzde %20 civarında Türkiye'deki hastane girişleri yabancı hasta üzerine kurulu. dolayısıyla bu hastaların rutin kontrol muayenelerini yine yurt dışına giden hastaların tele sağlık sistemiyle yapmanız mümkün olabiliyor. Orada mevzuatla ilgili problem var mı Sağlık Bakanlığı açısından? Sağlık Bakanlığı açısından mevzuatla ilgili herhangi bir bu, sorun yok orada. Çünkü ay, 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 e, baştan olması şey. olan şey evet. e, zaten mevzuat e, hani o izin geçerli olmuş aynen oluyor zaten. Evet. Neler yapılabilir? Hani son söz olarak nasıl geliştirilebilir? Ya da daha doğrusu sen iki buçuk, neredeyse üç yıldır bunun içinde bil fiil çalışıp hatta bu sistemi kuran kişi olarak hani geleceği nasıl görüyorsun? Buradan nereye doğru evrilebilir? Yani şöyle bunu tabii basamak basamak değerlendirmek lazım. Ee, bir kere teknoloji inkar etmemek lazım. Teknolojinin gelişimine ayak uydurmak lazım ve onu göz ardı etmemek lazım. Ben bu sunumlarda hep şu örneği veriyorum. 2000'li yılların başında Nokia, Ericsson gibi telefonlar sisteme liderlik ederken şu anda esamileri okumuyor. Çünkü gelişen dokunmatik teknolojiyi göz ardı ettiler ve şu anda ortada yoklar. Evet, tele sağlık şu anda çok yeni. Ee, her işin olduğu gibi bu işin de bazen suyu çıkartılıyor. Ama bundan 15-20 sene sonra belki insanlar sadece Operasyonlar için hastaneye gidecek. Dahili işlerin hepsi uzaktan belki hmm. halledecek. Bugün Tesla'nın çok ciddi bir yatırımı var. Uzayda kol kuracağı kolonilerin cerrahi operasyonlarını bile Türk e dünyadan yönetmek gibi planları var. E Dolayısıyla teknolojiyi asla inkar etmemek hmm. lazım. Ama buradaki kritik noktayı da göz ardı etmemek lazım. Teknoloji yakalayacağım diye yanlış şeyler yapmamak gerekiyor. Basamak basamak, sistematik olarak kesinlikle hareket etmek gerekiyor. Evet, evet. Çok teşekkürler. Çok e, aydınlatıcı bir sunum oldu. Ben e, Hani sunumu da ayrıca e, dinlemek, katılmak çok anlamlı oldu. Katıldığınız için hepinize ayrıca teşekkür ederim. Bir soru var sanırım. Evet. Hemen. Ben duyuyorum. O Tekrar edebilirim. O şeyde var salonda galiba. E, salonda da olmalı diye düşünüyorum. Ha, evet teşekkürler. Dile gel. Aslında aynı kurumda çalışıyoruz. <laughs> Benim bir küçük yorumum olacak. Doktorların çekinceleri sizin de dediğiniz gibi ben etrafımdakilerden de gördüğüm için malpractice mal yapmak aslında. Evet. Ee, ama sizin kullanımınız kronik hastalıklar ve e, ilk önce hastayı görüp takiplerde kullanmak, taytoker mükemmel. Biz sanıyorum program yeni başladığında online randevu alıyorduk. Daha fazla sayıda geliyordu. Belki son bir yıl içinde hiç online randevu yapmadım öyle söyleyeyim. Ee, sadece bizlerin de değil kurumun, kurumların ara çalışanlarının hastaları bunu daha yaygın şekilde ifade etmeleri. Bakın böyle bir randevu sistemi evet. de var görüşebilirsiniz. Evet benim işim gereği e, gerçek muayeneyi elle de yapmam gerekiyor. Ama bizi en çok olumsuz etkileyen sanıyorum çoğumuzun cep telefonları hastalarımızda var ve bir WhatsApp hekimliği yapıyoruz. <laughs> evet. E, aslında WhatsApp yerine kontrolleri, takipleri, hmm. soruları, gecenin bir saatinde mesela çocuk doktora ihtiyacı var. Benim kendi arkadaşlarım eğer çocuk doktoruna cep telefonundan her an 7-24 hangi şartlarda olursa olsun ulaşabiliyorsa o doktor iyi doktor onun gözünde. Sosyokültürel seviyesi çok yüksek olan da böyle, aradaki olanlar da böyle. Bir şekilde o WhatsApp'ı buna çeviriyor olmakta bize destek olmanız, e, yasal hali getirmek hem kayıt altında olur. Yani inanılmaz konsültasyonları pekala tele sağlık yerine ben telefonumla yapıyorum. O da ayrı bir benim mesai dışı mesaimi de alıyor. Hayır diyemiyorsunuz. Sosyo kültürel Tabii. olarak biz seni hani daha insancıl hekimleriz. Ee, bu konuda bilmiyorum bir katkınız, yorumunuz olur Şöyle, mu? En azından kurum olarak biz belli ki çok güzel bir şey başlattık. Evet. Yani dediğim gibi Beni en çok zorlayan işe geldikten sonra, bu işin başına geçtikten sonra mevzuatla olan mücadelem oldu. Ee, bizim platformumuz bundan birkaç ay önce tamamen bakanlıktan ve il sağlıktan tescil edildi ve kullanabilir hale geldik. Burada biz basamak basamak başladık hocam aslında. Yani önce bunu kimler kullanıyor? 7-24 ulaşım. Kime ulaşmak istiyor onu? Ee, bizim acil hekimlerine ulaşmak istiyor. Önce onları devreye soktuk. Sonra çocuk doktor arkadaşlarıma gittim. Dedim ki sizi Whatsapp'tan kurtaracağım. Ee, bu aslında bir suç. Yani örnek veriyorum, biz burada hepimiz şeyi çok rahat tartışabiliyoruz. Ee, çocuğunun genital bölgesinde çıkan bir sivilceyi bile WhatsApp'tan paylaşıyor. Bu aslında büyük suç. Dedim ki bakın, bu her yere çekilebilecek bir hadise. Dolayısıyla bizim resmi bir platformumuz var, bunu kullanın. Çocuk hekimleri ikna oldu. Yavaş yavaş kullanıyorlar. İç hastalıkları hekimleri ikna oldu. Sonrasında cerrahi branşlarda ikna olacaktır. Buradaki kritik nokta şu, Doktor WhatsApp'ından vazgeçebilecek mi? Hastasının vereceği tepkiye ee, karşı koyabilecek mi? Ben kendim koyarken çok zorlandım. Ama bir şekilde yapacak bir şey yok. Bunu yapmamız lazım. Çünkü kanun kural böyle. Bu yaptığımız yanlış sonuçta. Dolayısıyla bu kadar gelenekçi bir toplumda gelenekleri birden kırmak mümkün değil. Ama bunun mücadelesini biz kurum olarak ve ben şahıs olarak verme yolunda koşturuyorum. Bundan birkaç sene sonra çok farklı şeyler konuşacağımızdan %100 eminim hocam. Buyurun. Merhabalar. Koç Healthcare şu an sadece sizin kurumunuzda kullanılan bir sistem mi? Gelecekte başka e, kurum ve kuruluşlarda kullandırmayı düşünüyor musunuz? Kullandırmayı düşünüyoruz. Şöyle hatta birkaç tane kuruluşla görüştük. Şu anda kullanabilir noktaya gelmek üzereler. White Label olarak biz bu sistemi sunuyoruz. Onların IT ekipleriyle bir araya geliyoruz. Onlar kendilerine göre uyarlıyorlar bu sistemi. Daha sonrasında bakanlığa mevzuat için başvurduklarında biz bakanlıktan tescilli koçelkir sistemini kullanmak istiyoruz şeklinde yol alacaklar. Şu anda 3 tane kuruluşta yola çıktık ee, ama daha onayları herhalde birkaç haftayı bulacak. Evet, sanırım bir uyarımız da var. E, panelimizi toparlamamız gerekiyor. Tamam. E, çok teşekkür ederiz. E, Baran hocama ayrıca Hoş teşekkür sen, ederim. Birlikte e, sunum yapmak ayrı bir keyif. E, sorular da geldi. E, tekrar teşekkürler. Evet. <laughs> Sağ olun. <laughs>